InDesign sayfa mizampaj programı olduğu için çalışmalar içerisinde kullanmış olduğumuz illüstrasyonlar, fotoğraflar gibi çalışmalar Illustrator ve Photoshop aracılığıyla bize geliyor. Ancak yine metinler içinde kullanmış olduğumuz Windows kullanıcıları için Word, Macintosh kullanıcıları için Pages gibi farklı belgeler aracılığıyla da InDesign içerisine metinler almak mümkün. Tabi dışarıda var olan metin belgelerini InDesign içerisine alabilirken yine diğer Illustrator ve Photoshop'ta olduğu gibi Type Tool aracılığıyla yeni metin kutuları oluşturarak direkt burada da metin girişlerini yapabiliriz. Metin girişlerini yapabilmek için kullanacağımız araç Type Tool. Bu araca geçmeden önce çalışma belgeleri içerisinde bulunan metinlerle çalışmak, klasörü altında bulunan metinlerle çalışmak, InDesign dosyasını çift tıklayarak belgeyi açalım. Bu belge içerisinde şu an 8. ve 9. sayfadayım. Ve sol taraftan hemen Type Tool Aracına klavyeden T harfini de basarak bu araca geçiş yapıyorum. Hatırlarsak Photoshop, Illustrator'ı bilenler hatırlayacaktır. Bu yazılımlarda bir kere tıkladığımızda hemen bir metin alanı açılır ve bu metin alanı üzerine başlıklar veya sloganlar gibi kısa metinler yazabileceğimiz bir bölüm oluşturuyorduk. Ancak Indesign'de böyle bir yapı yok. Indesign'da diğer yazılımlar içinde olan ikinci yöntemimiz yani bir metin kutusu oluşturma yöntemini kullanıyoruz kullanmış olduğumuz bu metin kutusuyla hemen dilediğimiz herhangi bir başlığı yazabiliriz. Evet, yazdıktan sonra metnimizi, başlıklarımızı veya farklı bir belge içerisinden komut C ile kopyalayıp burada hemen metin kutusu içerisinden komut V ile D yapıştırabiliriz. Metin kutusunu açtıktan sonra şu anda zaten imlecimiz yanıp sönüyor ve nerede olduğunu görebiliyoruz. Selection Tool'a döndüğümüz zaman metin kutusundan çıkmış oluruz. Ve metin kutusunun boyutunu ayarlayabileceğimiz Bounding Box ve metin kutusunun boyutunu gösteren çerçevemiz karşımıza geliyor. Burada köşe noktalarındaki kutucuklar veya kenar orta noktalarındaki kutucukları tutarak genişletebilir veya yeniden boyutlandırabiliriz. Uzun metinler olmuş olsaydı bu uzun metinlerde metin kutusunun yapısına göre değişecekti. Sayfa müzampajındaki önemli işlemlerden bir tanesi de her zaman metin hazır olarak hazır, e, çalışmaya başladığınızda metin her zaman hazır olmayabilir. O yüzden çalışma içerisinde kullanacağınız yani lorem Ipsum gibi bir mıgır metin kullanmak gerekiyor. Bu mıgır metin yer tutucu metin olarak InDesign'de karşımıza çıkıyor. Metin kutusuna çift tıklayarak metin kutusu içerisine düzenleme görünümüne geçiyorum. Ve sağ klik yaptıktan sonra açılan Fill with Placeholder Text yer tutucu metin veya yine Type üst menüsü üzerinde alttan ikinci Fill with Placeholder Text komutuyla hemen bu metin kutusunun boyutuna göre metin ekleyebiliriz. Selection Tool'a geri döndükten sonra metin kutusu boyutunu tekrar değiştiriyorum. Metin tamamen buradaki kutunun boyutuna göre tekrar kendini ayarlıyor. Metin kutusunu oluşturduk. İçerisine metin attık. Peki başka neler yapabiliriz? Boyutlandırmasını yapmıştık. Yine buradaki boyutlandırma için kullanmış olduğumuz kutucuklardan birazcık uzaklaşarak döndürme işlemi de yapabiliriz. Yine bu metin kutuların köşelerinin daha yumuşak bir şekilde, eğimli bir şekilde gelebilmesi için metin kutuların sağ üst köşesine yakın bir alanda bulunan sarı dörtgen içerisine bir kere tıklayarak buradaki Eğimi arttırabilir veya azaltabiliriz. Tekrar klavyeden Selection Tool yani V harfine bastığınızda işlem onaylanmış olacaktır ve tekrar sarı kutuya basarak bu düzenlemeyi yine yapabiliriz. Metin kutuları üzerinde bilmemiz gereken önemli bir nokta da bu yapı üzerindeki yazının ve çerçevenin farklı özelliklere sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki nasıl bir fark var aralarında? Örnek olarak bu metin kutusu içerisinde bulunan yazılının rengini değiştirmek istediğimizde diğer yazılımlardaki gibi metin kutusunu seçtikten sonra gövde dolgu rengi seçeneğini seçtiğimizde bakın metin kutusu içerisindeki yazı yerine metin kutusunun rengini değiştirdi. Bunun nedeni Swatches panelinden de görmüş olduğunuz gibi container yani yazıları taşıyan bu kutunun şu anda seçili olması. Komut ile bir adım geriye döndükten sonra buradaki Type yazıyı temsil eden T harfi butonuna basarak hemen seçmiş olduğunuz renge göre yazının rengini değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde dış çizgi için de aynı şeyler geçerli. Metni mi değiştirmek istiyorsunuz yoksa metni taşıyan kutuyu mu? Buradan onu seçtikten sonra işlem yapmanız gerekecek. Peki paragraf aralarında renk değişikliği yapmak istediğimizde ne olacak? Örneğin İlk paragrafımız son cümlesini daha farklı bir renk yapmak istiyoruz. İşte bu zamanda metin kutusuna çift tıklayıp seçmiş olduğunuz metine göre bir seçim işlemi yaparsınız. Bakın burada taşıyıcı artık deaktif herhangi bir şekilde seçilemiyor. İstediğiniz yazı aralığını seçtikten sonra burada hemen rengini değiştirerek farklı renklendirme işlemleri de yapabilirsiniz.